بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhum. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri, Asma-ül Husna, hususunda olup oraya'yken, nabbetteki dersimiz. Ötken derste Allah Azze ve Celle'nin El-Cemil, güzel ismi hakkında suhbet kılıyorkendik. Bugün devam edeceğiz. Allah Teala'nın güzel isimlerinden El-Cemil, güzel. Ben de gülge kareydi. Rengiye, şekliye, rengiye, hidiye, kuşuların rengbereyliğe, onların şekliye, güzelliğe kareydi de aklıyla alkoladı. Elbette bu güzelliklerini yaratken zat ham, özü elbette güzel bugün zat. Bazı da, ana şu bir ayrı mahluklarda çırayı, güzelliğini karab, bizi hayret üşleydi. Lal kolamız. Tilimiz kelime-i kemiye kaladı da Subhanallah duvarımız. Eğer mahluk şunçalı çıralı olsa, onu bana şu yoldan var kılı, şun de çıralı kıyken Allah da Allah'ı zıkan diye güzel iken. Bir kuştu kösatçı yaptı, mavi kellesinin rengini özgertir yaptı. Seyri yaptı, bir kuştu oğlu yaptı, pat. Tasavvur kılın. Sarı oğlu yaptı, kara oğlu yaptı. Bunu körüp durup, lal kıma ilacız yok. Bana şu, Allah da Allah'ın güzel sanatını körgen, menemendeki mühendisler, mimarlar Allah'ın sanatı ki kail kaladı da ondan ilhamlanadı. Allah Ta'ala El-Cemil, güzel bulgen zat. Güzelliğinin asli Allah Subhanahu ve Ta'ala buladı. Şimdi Allah Ta'ala özünün mahluklardan brantası ya, ana şu güzelliğinden bir ölüş vergen bulsa, adamlar ana şu güzel mahluku kareydi de kalbi bağlanıp kaladı. O çırali, güzel at bulsun, ya ki bir maşina bulsun, güzelliğini körgende insan onge elbette mahluya bulup kaladı. Taat ne mi? Buradalar, taat bu muhabbet. İbadet, itaat ne mi dese, ulamalar bana şu itaatinin, ibadetinin cüden bir güzel tarifini keltiredi. Dikkat kılamız. Asası işanç bulgen, ebedi saadet ki alıp baruçı, kalbi muhabbetke aralaşken ihtiyari taat ibadettir. Asası işanç. O sizi saadetke, abadi saadetke alıp boradı. Kalbinizin muhabbeti bilen aralaşken. Çünkü asaslengen taat keyin ibadet değildi. Siz namazda okuyken de yaş görüp okuyorsun mu, yaman görüp okuyorsun mu? Roza tutuyken de yaş görüp tutasın mı rozanı, ya mecbur tutasın mı? Hani muhabbetke aralaşken ihtiyari taat deyipti. İhtiyarımız bulan ibadetke gelirken bulsak demek bu ibadetimiz ibadet buladı. Eğer mecburiyet bulsa, üyetkenimizden, hamma kılıyorkenlik için gelirken bulsak, muhabbet bulan kılıyorken bulsak bu amalda bu ibadetke ötmeydi. Dinde buradalar marifat var, sulukiyet var, güzellik var. İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Allah güzel zat, güzelliğini yaş görüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sahih hadisi yıkıla tutamız. Bu hadisini İmam Müslim özünün sahihi de keltiredi. Resulullah dediler Hicabuhu nur Hicabuhu nur Lahu keşefahu La ahraqat subahatu vecihi Man teha ileyhi basaruhu min halkihi. Allah azze ve celle buradalar o zatın hicabı nur. Allah Teala'nın hiç kim közü bulan körüşlükke kadir bu miydi? Ne bir malaikeler, ne mukarraf hariçteler, ne enbiyalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana şu Miraç keçesi de, ana şu 7. asmanda üstü de, namazını 5 mehal farz ekenliğini alıp düşkeni de, Ayşe anamız sorarken ki, ey Resulullah, her ra'ayta rabbeke, Rabbizi gördünüz mü? Degeni de, nur, enne ra, hem yok nurudu,
Qayoqdan ko'ray dedilar. Rasululloh aytadilar, uning hijobi nurdir. Agar uni ko'tarsa, Alloh taolo shu hijobini ko'tarsa, yuzining ulug'ligi, ya'ni go'zalligi uning nazariga tushgan mahluqotlarni kuydirib yuboradi. Inson zoti, umuman mahluqot Alloh azza va jallani ko'rishga ojiz bo'ladi, ko'ra olmaydi. Allohni ko'rish emas, quyoshga qaranglar 3-4 marta. Ha, tikka qarang quyoshga 3-4 marta ko'zingiz bilan ochkasiz yoki qasiz, maskasiz nima bo'ladi? Bitta mahluqdan chiqayotgan yorug'lik nur sizni ko'zingizni ko'r qiladi oxiri 10 marta qarang. Mahluq sizni ko'zingizni ko'r qilib qo'ysa, ko'zingiz unga qarashlikka ojiz bo'lsa, Alloh azza va jallani ko'rishga qanday qodirman dedi bir inson. Allohni ko'rishlik uchun birodarlar dunyodan o'tish kerak, jannatga kirishlik kerak. Shunda Alloh taolo xohlasa yuzini ko'rsatadi. Alloh taolo aytadi: "Astaydu billah, wujuhun yawma idin nadira ila robbiha nadira." U kunda, qiyomat kunida mu'minlarning yuzlari yashnab, parvardigorlariga boqib turguchidirlar. Inshaalloh ko'ramiz birodarlar. Inshaalloh ko'ramiz. Jannat ahlilarini sifatlari aytilganda ayrim kitoblarda aytilinadi. Jannat ahli Alloh subhanahu va taoloning jamoliga qaraydida uning go'zalligidan 50 ming yilga aqllaridan g'oyib bo'ladi. Xushidan ketadi, 50 ming yil yotadi o'ziga kela olmasdan. Inson go'zallikka oshiq bo'ladi. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonning tabiatida bor narsa. Mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka olib boradi. Tushunalingmi? Inson go'zallikka oshiq bo'ladi, mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka yetaklaydi. Inson qachon Robbisiga osiylik qiladi? Yagona bo'lgan Robbisini tanishdan uzoq bo'lsa, Alloh taolaning go'zal ismlari va oliy sifatlaridan g'ofil bo'lganda, ayrim mahluqlarning go'zalligi aldanib qolib, shunda Robbisiga osiylik qiladi. Bir ayolning go'zalligini ko'radida, unga mahliyo bo'lib, gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir imoratni ko'radi, shuni olay dedi-da gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir mashinani ko'radi-da, uni go'zalligi uni mahliyo qiladi-da, gunohga qo'l urib qo'yadi. Lekin mana shu osiylik qilayotgan bandalar, go'zallikni deb osiylik qilayotgan bandalar, haqiqiy go'zallikni Alloh taoloda ekanligi, go'zallikni asli Alloh ekanligini bilishganida bu gunoh ma'siyatga qo'l urmagan bo'lishadi. Masalan, o'zi bilan yashayotgan bir 25 yil, 30 yashagan ayolini, endi musulmon ayollar afifa bo'ladi, iffatli bo'ladi, kamtar bo'ladi. Shu betini sovunlab yuraveradi-da uyda. Manikyur, pedikyur qilmaydi. Ha, indamasdan olib borib, shunday pardozni olib kelib o'tkazib qo'ysin-da. Hali eri ko'rib turib, yaxshi ko'rib qoladi. Chunki nimaning oshig'i? Go'zallikni oshig'i. Qani endi ayollar shu narsani tushunsa, inson erkak zoti, umuman odam zoti go'zallikka oshiqligini bilsa, o'zini sal otangga, enangni. Na, bu eskilar bilan yangilar bilmaydi. Otangga, enangni bepardoz ko'rsatma. Ya'ni inson zoti go'zallikka, chiroyli narsaga oshiq bo'ladi. Mahluqlarning go'zalligiga aldanib, Robbisiga osiy bo'lib oxiratini boy berib qo'yayotgan odamlar bor. Agar bular birodarlar, bu dunyodagi hamma go'zallik ularning oldida ekan go'zallik. Allohning go'zalligini oldida hech narsa bo'lmay qolishligini tushunishganida ehtimol osiylik qilishmasmi dekin? Ehtimol osiylik qilishmasmi dekin? Alloh taoloni tanish, uni ism va sifatlaridan xabardor bo'lish, unga muhabbatli bo'lish hamda unga qulchilik qilish mu'minlar uchun haqiqiy saodatdir. Garchi dunyoda qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham eng baxtli odam mu'min bo'ladi. Chunki al-jamil bo'lgan, go'zal bo'lgan Robbisini taniydi. Ism sifatlardan xabardor bo'ladi. O'shuning uchun qo'lida hech narsasi yo'q bo'lsa ham qanday ahvolingiz desa, nima deydi? Nima deydi? Alhamdulillah deydi. Chunki bu dunyodagi mushkilalar, bu yetishmovchiliklar Allohning diydorini ko'rishlik oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Va mana shu alhamdulillah degan so'zni faqat mu'min aytar ekan. Musulmon ishlaringiz qalay desa, alhamdulillah deydi. Ishi xirami, tinig'mi, farqi yo'q. Chunki nimaga alhamdulillah deydi desa, u Robbisini diydorini ko'rishdi oldida bu mushkilalar hech narsa bo'lmay qolishini yaxshi biladi. Ayrim insonlar
Müslüman kişi dünyanın güzelliklerinden mahrum de boylaşadı. Özünün ibadeti bilen, takvası bilen dünyada köy bir hayriyetlerden, güzelliklerden mahrum boladı de boylaydılar. Lekin hakikatte ki, hakikatte bunu aksi boladı. Allah Ta'ala özüge aşık boyan mumun bandasının kalbiga şimdi bir nesnesini verip koyadı. O hak rahmet deyin, hak sakinat deyin, ne mi desiz deyin? Lekin bana şu Allah Ta'ala berip koygan narsası insanını en saadetli insan gelendiradı. Müslüman kişinin en saadetli banda gelendiradı. Gerçi kolada dünyada bir dinleyen bu mesela. Bana şu hatır cemdeki Allah Ta'ala sap koygan, bana şu rahmette Allah ap koysa bu insan özünü dünyadaki en baksız insan da biladı. Gerçi dünyanın hamama takını kolada bu seyem. Yunus Aleyhisselam bağladı kanına geçip dengizlere kirip gitti. Ne mi de dua kıldı? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minat zalimin. Parvadigar senden özge ilah yok. Elbette men özüm gözüm zulüm kıyanlardan buldum. Yani senge asili kıldım. En baksız insan bu kaldım. Müslüman adam savablı iş kıyandı. Allah razı buladığı işti kılıp. Çünkü muvaffak kıyandı. Şunu kadar saadatını kıskırdı özüde. Doğru mu? Hiç kimse bildirmezsen bana muhtaç adamı müşkülesen halkı buyduyuz. Kursan yürüp de hiç kimse bildirmezsiniz, şuna kadar hatırlayacağımı sıkılasınız. Bu fakat mumun gibi belli oluyor onlarsa. Allah Azze ve Celle bu peygamberini duasını icabat kıldı, necat verdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kuvup çıktı Mekke'den. Resulullah savur garıda özünü hamrahı Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'a bile oturup da mene şimdi halatta, kuğunda, kaçıp, garda otururken bu seyem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en bakli insanıdır. Çünkü uzatını kalbiye Allah Ta'ala sakinatını hatırlayacağını vergenidir. Mumun adam dünyada huzur halavattan bir haber, o dünyada bir gözlerlerde mahrum deykenler cüleyem katta hata yol koyuşadı. Eğer bir adam dünyası keng bosa, mansabı katta bosa, ama Allah'ı da tanımagan bosa, eğer Allah subhanahu wa ta'ala tanımagan bosa, bu en baksız, badbaht insan. İnsan da kalbide bir boşluk boladı, onu ne pul, ne mansab, ne başka nesle dolduradı. Dünyanın hemen gözelliği onu koluda bosayam, onu kalbi taskin topuydu. Neme için? Allah'tan uzağa boğanlığı için. Ana şu dünya egelerini karasız, hem yok güzel. Üyem güzel, maşinesiyem güzel, hem yok güzel. Lekin ne mege kalbi ularda taskin topup hatırcan bulamaydı. Ne mege saadat yok. Çünkü güzelliği de asli bugün Allah Ta'ala için ularda kalbi de cay yok. Hakiki saadat ne mege? Kimdir farzant da deydi. Kimdir sağlığı da deydi. Kimdir baylığı da deydi. Kimde ne mege yok olsa saadatını şu nesede de biledi. Saadatın hakikisini kanaka buladı. Hakiki saadat kanaka. Allah Ta'ala'nın özüge yakın buluş bilen, bakli buluşuyunu hıskısın, şunu düşünsün ve Allah'a yakın bulsun, sen en bakli insansın. İnsanda saadatli, bakli buluşluğu ne milletige, ne pulige, ne bir başka nesasıya karar mıydı? Allah'a kança yakın bulsun, şunca saadatli bulasız. Hayatınızda, mumun bende, siz şimdi saadatı kıskılama yapsın mı? Demek Allah'a yakın mesakensiz. Eğer Allah'a yakın bugünizde, sizden baklı insan buluş gereğmezsidir. Çünkü Allah Ta'ala etedi, Ala bi zikrillahi tatma innul kulub. Agah bulunuz kim? Elbette kalpler Allah'ını isleş bilen, Allah'ını zikri bilen, karan. Allah'a yakın buluşu bilen insan bakliği bularken, Allah'dan uzak buluşu gibi bilen dünyanın hemme güzel matahı koruda bulsa hem, bu insan baksız buladı. Delil, estağfirullah, وَمَنْ اَعْرَضَ اَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Allah Ta'ala ayet yaptı, kim benim esletmemden yüzü görse, yani Allah'ın şeriatından, dininden yüzü görse, bas onge tenlik hayatı bulur. Allah'dan uzak bo'lgan bandani hayoti tang bo'ladi. Ulamolar so'ziga quloq tutamiz, ularga savol berildi. Nima uchun? Ayrim boylar va ayrim bir mansabdor odamlar hayotida saodatni, baxtni topa olmaydi.
Agar qarab ko'radigan bo'lsangiz, o'sha dunyoviy go'zalliklarda hammasi ularning qo'lida. Odamlar yetolmayotgan chiroyli uy, mansab, mashina, jihoz, hamma narsasi chiroyli. Nimaga bular saodatli emas? Shu narsasi yo'q odamlar saodatni dunyoning go'zalliklarida deb biladi. To'g'rimi? Dunyosi zo'r bo'lgan odamni ko'rganda mana shu odam baxtli odam deb o'ylaydi. Albatta bu noto'g'ri tushuncha birodarlar. Javob shunaqaki, ha, unda kishilar baxtsiz. Ularning baxtsizligi molini ozligida emas. Ularning baxtsizligi qalbini torligida. Insonning qalbida bir bo'shliq bor, uni Allohga bo'lgan muhabbatgina to'ldira oladi. Alloh taolo bergan sakinatgina to'ldiradi. Dunyoda matoh emas. Bo'lmasam qaraylar, birodarlar, o katta-katta korporatsiyalarning egalari. Milliardlagan, trilliardlagan pul bor. Haligi pullarini seyfidan ochib turib, nonda siz yegandaqa bir pachka 100 dollarni olib, chaynab yeb tugata olmaydi umrini oxirigacha. Shunaqa ko'p puli. Lekin nimaga yana intilyapti ular shu pulni ko'paytirishga? Chunki biz aytayotgan boyagi bo'shliqni ular pul bilan, dunyoni matoh bilan to'ldiraman deyish edi. Bu chuqurlik to'lmas edi. Shuning uchun aytiladi, dunyoda jannatni bir ko'rinishi bor. Kim shu jannatga kirmasa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Jannatlarda hayotidan bir shingil bor. Kim mana shu bir shingil hayotga kirmasa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Qaysi jannat edi u desa, Allohning zikri bo'ladigan majlis. İlim majlisi. Mana ilim majlisida o'turibmiz. Kirganimizda kayfiyatlar har xil edi, asablar har xil edi, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ahvol har xil edi, lekin bilasizmi? Ma'ruza tugagandan keyin qarasangiz, hammaning qalbi bir xil sakinat topib qoladi. Nimaga desa hozir aytyapmiz. Ogoh bo'ling, qalblar Allohni zikri bilangina orom oladi. Shuncha aytiladiki, bechora dunyo ahllari dunyoga kelib ketishdi-yu, ammo undagi eng go'zal narsani totishmadi. Nima edi u? Allohni zikri, ilm majlisi, ibodat edi. Nimaga konsertlarga boriladi? Nimaga o'yingohlarga, nimaga ko'ngil yozar joylarga odamlar top-top bo'lib boradi? Nimaga? Yana konsertlari to'lib yotibdi. Qadagi yolg'on gapiradigan, fahshli gapiradigan, fisq-fujur gapiradigan masxaravozlarni atlar ham ko'payib ketgan. Manaqa guruhi, mana jamoasi minglagan odamlar kirib tomosha qilib o'tiradi o'sha yerda. Konsertlarga boradi, shoular bo'ladi. Haligi spektakllarni qarasangiz, haligi nimaga boradi shu konsertlarga? Bir o'ylab ko'rganmisizlar? Falon jamoani deydi, konsertini ko'rib keldim deb faxrlanyapti. Nimaga konsertlarga boriladi? Nimaga o'yingohlarga, nimaga ko'ngil yozar joylarga odamlar top-top bo'lib boradi? Nima uchun jamlanishadi u yerda? Nimani istaydi ular u yerda? U yerda nima bor? Qo'shiq bor, raqqosalar bor, taomlar bor. O'zlarini saodatini shu narsalarda totishda, shu yerda bo'lishlarida biladi. O'sha yerga kelsa qalbi taskin topgandek bo'ladi. Mushkullarni unutgandek bo'ladi. Xo'p, konsert tugagandan keyinchi? Bir oz taskin topganga o'xshaydi, lekin haqiqatan taskin topadimi? Bular qayerga borib qalbi taskin topishi mumkinligini bilmaydi bular. Bular maqsadni, niyatni noto'g'ri qilgan. Agar mana shu odamlar Alloh taologa iqbol qilishganida haqiqiy saodatni his qilgan bo'lishar edi. Va bu saodat vaqtinchalik bo'lmas edi. Abadul abad sakinat edi bu. Boy bo'lganingizda ham zo'r edingiz. Kambag'al bo'lganingizda ham zo'rsiz, kasal bo'lganda ham alhamdulillah, sog' bo'lganda ham Allohga hamdlar bo'lsin. Abadiy sakinat, abadiy xotirjamlik birodarlar Allohning shariatida, Allohning dinida bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoloni tanigan mu'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Chunki kim bilan muomala qiladi u? Yagona bo'lgan, tengsiz bo'lgan, kuch-qudrat egasi bo'lgan, go'zal bo'lgan, hamma yaxshiliklar uni qo'lida bo'lgan Alloh taolo bilan muomala qiladi. Mo'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Mo'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Allohni tanish bilan baxtsizlik billa bo'la olmaydi. Xuddi o't bilan suv billa bo'la olmaganidek. Endi siz mo'min bo'lib turib, ibodatda bo'lib turib, halol bo'lib turib, o'zingizni baxtsiz his qilayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohni tanimabsiz hali. Bu darslarimiz siz bilan bizga Robbimiz azza va jalla tanityapti.
Tushunarlimi? Jasadimiz shu yerda bo'lganda, ruhimiz ham shu yerda bo'lsin-da. Bir hafta gezare top ketamiz, ey. Bir hafta yuramiz maza qilib. Ya boradi konsert ko'rib keldi, bir hafta moqtanib yurasiz, zo'r nasl emasmi? Keyinchi. Keyinchi gunoh maqsiyatga, fahsh huzurga guvoh bo'lib kelding. Mo'min odamni qalbi taskin topadigan joy Allohda zikri, ibodati, Qur'oni. Lekin qaraylar, qa qarab ketyapmiz. Go'zallikda, sakinatda, xotirjamlikda qadrlayapmiz. Demek Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Asarlarda keltiriladi. Ya ibn adam utlubni tajidni. İza vajadtani vajadta kulla şey. Ey odam bolasi, meni izla topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, meni yo'qotsang, hech narsani topmading. Shuning uchun qaytarib aytayapmiz. Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. O'zimizda shu saodatni his qilmayapmizmi? Demak, Allohni tanimayapmiz. Inson go'zallikning oshig'i dedik. Chunki Alloh taolo insonni mana shunday qilib yaratdi. Go'zallikka oshiq. Diqqat qilinglar. Deyarli hammamiz bilgan haqiqat. Inson hayotida bir go'zallikni ko'radida, shu go'zallikka erishishlikni qasd qiladi. Yerni, mana shu dunyoni go'zalliklaridan. Umrini shu narsaga sarf qiladi. Masalan, boylik, mansab, hamma narsada o'ylaydi. Hamma narsa shu boylik bilan mansab. Umrini borini sarflaydi. Hamma imkoniyatini sarf qiladi. Erishganidan keyin shu boylik yoki mansabga o'zi uchun bir achchiq haqiqatni kashf qiladi. Bu boylik bilan mansab bor yo'g'i bir narsa ekan, hamma narsa emas ekan. Bu boylik bilan mansab bor yo'g'i bir narsa ekan. Endi dunyodan chiqib ketayotganda shu boylik bilan mansab hech narsa emasligini tushunadi. Inson bolasi bir go'zal ayol yetishlikka intiladi. Mana shu go'zal ayol yetishlikni dunyodagi eng asosiy narsa, hamma narsa deb biladi shuni. Umrini sarf qilib shu ayolga yetishganidan keyin o'zi uchun achchiq haqiqatni kashf qiladi. Ayol hamma narsa emas ekan, bor yo'g'i bitta narsa ekan, ammo dunyodan chiqib ketayotganda bu ayol hech narsa emasligini tushunadi. Bu dunyoda insonning qalbiga doimiy xotirjamlikni, doimiy saodatni olib keladigan hech narsa yo'q, chunki dunyo o'zi vaqtinchada, qaranglar. Ko'ring, ko'zingizga chiroyli ko'ringan bir imoratni sotib oldingiz. O'tdek ko'rinardi, go'zallikda bir ramzi. Bir oy, ikki oy quvonib yashaysiz. Keyin oddiy bo'lib qoladimi uy? Yangi chiqqan modeldagi mashinani bir narsa qilib harakat qilib olasiz. 3 oy, 4 oy mingandan keyin nima bo'ladi? Undan ham zerikasizmi? Inson zotini qalbi to'ymasligini bilgan, inson zoti go'zallikka intiluvchi ekanligini bilgan kompaniyalar mana shu nozik joyimizdan juda chiroyli foydalanadi. To'g'rimi? Restyling versiyasi mashinani deydi. O'zi avval chiqayotgan mashina edi, shunday nikel qo'shib qo'yadi, stopini boshqacha qilib qo'yadi, bakovoyni boshqacha qilib qo'yadi, bo'ldi, restyling. Undan ham zerikasizmi? Inson go'zallikka oshiq bo'ladi, go'zallikka to'ymaydi, lekin Allohga oshiq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning jamoliga oshiq bo'ladigan bo'lsa bundan zerikmaydi. Siz dunyo maydonida katta muvaffaqiyatga, yutuqqa erishgan kishilarni hayotiga qarasangiz, hayotidan zerikkanligini ko'rasiz. Nimaga desangiz, intiladigan maqsadi qolmadi. Dunyoni hamma xayriyatlarga erishib bo'ldi. Katta-katta yutuqlar ham ular uchun nima bo'lib qoldi? Oddiy narsa bo'lib qoldi. Zerikadi hayotidan. Zerikish bor hayotida. Shuning uchun mo'min banda Allohning go'zalligiga, Allohning jamoliga oshiq bo'ladida va bu dunyoda u maqsadiga yeta olmaydi. Tushunarlimi? Yeta olmaysiz u maqsadga, chunki inson omonatni topshirmay turib, o'lmasdan turib jannatga kirmas turib Allohni ko'ra olmaydi. Shuning uchun umrini oxirigacha uni hayoti nima bo'ladi? Zerikishlik bo'lmaydi unda. Hayoti bizni tilda aytgandek yigitlarning hayoti doim intilish bilan bo'ladi. Hayoti hamisha bahor bo'ladi. Chunki hamma imkoniyatni ishga solganda ham Allohning jamoliga bu dunyoda yeta olmaydi. Maqsad doim turadi oldida. Mahallada chempion bo'ldingiz. Chempion.
Rayonda şampiyon bo'ldingiz, oblastda şampiyon mir bo'ldingiz, mana alam kelsin. Mana oxiri. Keyinchi. Keyin nima qoladi? Dünyanın güzelliği intilgan, unga yetgan odamlar albatta zerikadi undan. Çünkü bu dünyanın güzelliği insonning qalbiga xotirjamlikni bermaydi. Shomlik ulamolardan biri 90 dan o'tdi. Qaddi qomati 10 da. Tishlari, quloq, hamma a'zolari ishlaydi. So'rashdi, qana qilib erishdingiz bu narsaga? Aytdiki, bu a'zolarni Alloh taolo bizga omonat qilib bergan edi. Allohga oshiq bo'lgan bu banda bu omonatlarni harom xarishlardan ehtiyot qiluvdi, yoshligida ehtiyot qiluvdi, qariganida Alloh taolo ular uchun ehtiyot qilib berdi. Shuning uchun aytiladi, "Man asha taqiyan, asha qoviyan." Kim taqvodor bo'lib yashasa, kuchli bo'lib yashaydi. Jismonan ham kuchli bo'ladi, ruhan ham kuchli bo'ladi. Ancha muncha mushkulalarda kelganda boshiga sinib qolmaydi. Ruh shuniga tushib ketmaydi. Çünkü man aşa taqiyan, aşa qaviyan. Taqvodor bo'lib yashagan odam albatta quvvatli bo'lib yashaydi. Nima uchun musulmon kishining uyi, kiyimi, mashinasi, uy-joy go'zal bo'lmasligi kerak? Biz go'zal degandachi, albatta dabdabani, hashamatni, isrof nazar tutayotganimiz yo'q. Sodda bo'lib turib chiroyli bo'lishi mumkin. Oddiy bo'lib turib pokiza bo'lishi mumkin. Tartibli bo'lishi mumkin, o'ziga yarashgan kiyim bo'lishi mumkin, rang-rangga to'g'ri kelgan kiyim bo'lishi mumkin. Albatta yangi degani emas, albatta qimmati yangisi degani emas, birodarlar. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh go'zal zot go'zallikni yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan Madinaga qaytib kelar ekanlar, safarlarining birida aytadilar Abu Dardo roziyallohu anhudan, innakum qodimuna ala ikhwanikum. Albatta sizlar o'zingizlarda birodarlaringizlarni oldiga kelyapsizlar. Fa aslihu rihalakum va libasakum. Kiyimlarda, ulovlarda isloq qilib chiroyli qilib olinglar. Hatta takunu fin nasi ka'annakum shammatun. Odamlarning yuzidagi holdek ajralib turadigan bo'linglar. Biz kiyimimizni toza qilayotgandagi maqsadimiz mana shu. Odamlarning yuzidagi holdek namuna bo'lib ajralib turishlik maqsadimiz. Undan maqsadimiz Alloh subhanahu va taoloning roziligi. Mashinangizni toza tutayotganingizda niyat yangilab qo'ying. Alloh yaxshi ko'radi chiroyli bo'lganda, pokiza bo'lganda. Oyoq kiyimingizni changlatayotganda niyat yangilab qo'ying. Alloh pokizani yaxshi ko'radi, go'zalni yaxshi ko'radi. Har kuni kiyinglar, kiyinglar deyadi. Har kuni dazmonlaydi. Chiroyli qilib chiqaradi uydagilar sizlarni. Nima maqsadda? Tushunaldingmi birodarlar? Bizi üstümüz çıralı boluşluğu, üstümüzdeki bu halkışımızdaki iş miyiz bu? Bizden şeriat talep kılıyken iş bu. Taş görüşümüzü çıralı kılalı yüreğilik. Çıralı kılalı yüreğilik. Bu onun kişi pakize boladı, didli boladı, nazik tabiatli boladı. Mana şu narsa odamlarda unga qarab iqbol qilishiga sabab boladı. Agar bunu teskarisi bo'lsa-chi, parosati yo'q bo'lsa, yurish-turishi iflos bo'lsa, tartib bo'lmasa hayotida bu narsa odamlarni undan bezdiradi, qochishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun qaraylarda dunyoda yurgan dunyo ahllari bu narsani yaxshi biladi. O'shuning uchun do'koniga kirsangiz, gard yuqmaydi do'konida. Hamma polkalari o'rnida terilgan, muomalasi chiroyli, xonasini chiroyli artib qo'ygan, keling taqsir deydi, qo'lingizga kofe tutadi. Shu go'zallik, shu chiroyli muomala, go'zal so'zlar sizni nima qiladi shu do'konga? Qarang, dinni bilmagan, ammo insonni bo'yiga tabiatini bilgan dunyo ahllari mashina qilib odamlarni nima qilyapti? O'ziga jalb qilyapti. Mana shu hadis birodarlar, innalloha jamilun yuhibbul jamal bizning hayotimizni shiori bo'lish. Nimaga masjidlarimiz chiroyli bo'lish kerak emas? Nimaga ko'chalarimiz chiroyli bo'lish kerak emas? Nimaga uylarimiz go'zal bo'lish kerak emas? Alloh taolo aytadi, "Huwa ansha'akum fiha wasta'marakum fiha." U zot sizlarni yerdan paydo qilib, unga joylashtirdi. Modomiki shu yer bizi vatanimiz ekami, 50 yil, 60 yil, 70 yil, shu yerda 30-40 yil yashaymiz ekami, uylarimizni go'zal qilib chiroyli tutishligimiz, birodarlar, shariatni talabi. Dinni tushunmagan, dinni, ruhini tushunmagan ayrim soxta taqvodorlar, agar g'arbliklarni ko'chalardagi go'zalligini, ekilgan gullarni pokizaligini maqtab gapirsang, ha, ularga dunyoni berib qo'ygan, bizga oxiratni bergan deydi. Bu kalta fahmlikdan boshqa narsa emas. Kim aytdi musulmon odam go'zal bo'lmasligi kerak, borlig'i? Uyi, joyi, kiyimi, mashinasi. Ha, ularga dunyosini bergan, bizga, ha, seniki ham chiroyli bo'laversin.
Kim etti İslam'da pakizelik, güzellik itibarı yoktu? İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Elbette Allah Teala güzel zat, güzelliğini yaş görür. Buradalar güzellik ne dese, birinci nöbette biz için, ülkeler, şuniler, adab. Adab. En birinci güzellik adab. Kim? Taşkı görünüşümüz, kim şekilde güzelliğimiz. Çırali adab, çırali sabır, çırali bir tasarrufatlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azan açlık tarihine müracaat kısak, sahabalarga adamlarını meçke çakırışı nüme kılamız, maslahat bo'lgani da bir qo'ng'iroq chaqiringlar dedi, bir o't yoqiringlar dedi. Xullas qo'ng'iroq chaqiradigan bo'lishdi. Menga qo'ng'iroq to'p keringlar dedilar Rasululloh. Shunda Abdulloh ibn Zayd Ansoriyni tushida bir kishi keldi-da azonni o'rgatdi. Turib Rasulullohga xabarini berganida Rasululloh xursand bo'ldilar-da borib Bilolga o'rgating sizga o'rgatilgan so'zlarni. Chunki uni ovozi sizgidan chiroyliroq dedilar. Mana azon aytayotgan odamning ovozi chiroyli bo'lishligi shariatimizda talabi ekan. Sizdan ko'ra zo'rroq Qur'on o'qiydigan odam turibdimi? O'sha o'qisin, siz o'qimang. Sizdan zo'rroq ishni qiladigan odam turibdimi? Chiroyli qiladigan, o'sha qilsin. Siz bu yerda turib turing, chunki u go'zalroq qiladi. Qarang, hatto aytayotgan so'zimiz go'zal bo'lsin. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o't yoqib turgan bir jamoatni oldiga o'tdi-da, "Assalomu alaykum ya ahli nor. Ey o't egalari, sizlarga salom bo'lsin" demadilar. "Assalomu alaykum ey yorug'li egalari" dedilar. Yorug'li ham o'tan bitta edi o'zi. Lekin ahli nor desa xuddi jahannam egalarida qabul qolamidi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga bir ayol eridan shikoyat qilib keldi. "Nima shikoyatingiz bor?" dedi. "Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor" dedi. Nima degani bu? Fahmni ko'ryapsizlarmi ayollarda? O'sha sahobiy ayoldagi. "Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor" dedi. Umar ibn Xattob ko'p ham e'tibor qilmadi shekilli. "Hay, zo'r ekan ering. Neyman Rasul" deb qo'ydi. Shu yerda Umar ibn Xattobni oldi turgan Usmon ibn Affon yoki Ali ibn Abi Tolib deyiladi. "Ya Amir al-Mu'minin, eridan shikoyat qilyapti bu ayol" dedi. "A, tushungan bo'lsa siz hukm qiling" dedi. "Nima" dedi? "Erini chaqirib turib, 3 kun qiyomillayl qilasan, 1 kun ayoling bilan yotasan" dedi. Chunki agar 4 ta xotini bo'lsa, 3 kundan keyin o'chirib kelamidi? "Qarang, erim menga qaramay qo'ydi, to'shagimdan xabar olmay qo'ydi" demayapti. Desa haqiqat edi. Ammo shu so'zlarni ishlatishdagi go'zallikni qarang. So'zdagi go'zallikni qarang. Biz qachon o'rganamiz shu narsani? Did go'zallikka bo'lgan oshiqlik, fahm farosat, musulmon odam shunday bo'lishi kerak. "Inna Alloha jamilun yuhibbul jamal." Albatta Alloh taolo go'zal zotdir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Alloh azza va jalla barchalarimizni odobimizni, qalbimizni, shaklimizni, liboslarimizni, fe'llarimizni, so'zlarimizni, uylarimizni, do'konlarimizni, ko'chalarimizni go'zal qilishlikka o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Chunki go'zallik dinimizning talabi. Banda o'zini borlig'ini go'zal qilishga harakat qilar ekan, al-jamil bo'lgan Robbisiga yaqinlashib boradi.